Merhaba arkadaşlar, Öykü kanalıma hoş geldiniz. Oldukça güzel ve bir o kadar da kolay bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Himalaya Bebelux ipi. Modelimiz 3 ve 3'ün katlarından oluşmakta. Ben şişime 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek attım. 2 diş haroşa ördüm ve modeli ön yüzden kurmaya hazır hale getirdim. Modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Sizler de benimle birlikte örmek için hazırsanız buyurun hep birlikte örelim. Ön yüzden şimdi birinci sırayla başlıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeğimi şöyle içten şişimi batırarak düz olarak örüyorum şöyle. Şu şekilde ilmeğimi çıkarmıyorum. İpimi şişime bir kez doladım. Ve şu ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte şöyle içten batarak örüyorum. 2 ilmekten 3 ilmek elde etmiş olduk. İpi bana doğru aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki ilmeğimi şöyle içten batarak bir kez örüyorum. İlmeğimi şişimden çıkarmadan bir kez doluyorum. Ve şu ilmeğimi, sol şişimdeki ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte şöyle içten batarak düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bir tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki ilmeğimi şöyle içten batıyorum. Düz örüyorum. İlmeğimi şişimden çıkarmıyorum. Ve ipimi şişime doluyorum. Ve şişimdeki ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte düz örüyorum. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardık. İpi bana doğru aldım. Bir ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine şu ilmeğimi şöyle içten batarak bir kez ördüm. İlmeğimi çıkarmadım. İpimi şişime doluyorum. Ve şu ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte yine şöyle içten batarak örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bir ters ve kenar ilmeğimi örüyorum. Birinci sıramızı tamamladık. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bu düz ilmeğimi yine düz örüyorum. Bir düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Şimdi burada 3 tane ilmeğim var. Bir önceki sırada 2 ilmekten 3 ilmek elde etmiştik. Bu 3 ilmeğin birincisini ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Kalan ikisini de şöyle içten girerek düz örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Hemen şurada düz ilmeğim var. Onu düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Yine bu üçlü ilmeğimin birincisini ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Diğer ikisini şöyle içten batarak ikisini birlikte düz örüyorum. Sırada yine düz ilmeğim var. Düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Üçlü ilmeğime geldim. Birinciyi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Diğer ikisini şöyle batarak ikisini birlikte düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim yine düz. İpi bana doğru aldım. Üçlü ilmeğimin birincisini ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Diğer ikisini içten batarak düz örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Sıradaki ilmeğim düz ve kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar ama model şu an tabii hiç belli olmuyor. Yukarıya doğru ilerledikçe belli olan bir model, anlaşılan bir model. O yüzden tekrar kuralım beraber. Yine ilk sırada yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz arkadaşlar. Bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeğimi şöyle içten batarak şöyle düz olarak bir kez örüyorum. İlmeğimi şişimden çıkarmadan ipimi şişime doluyorum ve bu ilmeğimle şu yanındaki ilmeği ikisini birlikte düz örüyorum. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettik. İpi bana doğru aldım. Bir tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bu ilmeğimi şöyle içten batarak bir kez düz örüyorum. İlmeğimi çıkarmadan ipimi şişime doluyorum ve bu ilmekle yanındaki ilmeğimi İkisini birlikte düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bir tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım.
Yine bu ilmeğimi şöyle içten batarak düz örüyorum. İlmeğimi çıkarmadan doluyorum bir kez ve bu ilmeğimle yanındaki ilmeğimi düz örüyorum, ikisini birlikte. İlk sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yine bu ilmeğimi şöyle örüyorum, ipimi doladım ve ikisini birlikte ördüm. Ve ters ilmeğimi örüyorum. Genel ilmeğimi de örüp ilk sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ve ikinci sıradayız. Arka yüzde ve ikinci sırada genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bakın burada düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine şu üçlü ilmeğime geldim. Bir önceki sırada 2 ilmekten 3 ilmek elde ettiğimiz kısma geldim. Bunun birincisini, bu 3 ilmeğin birincisini ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Kalan 2 ilmeği şöyle içten batarak ikisini birlikte düz örüp kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Şimdi burada düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi örüyorum, düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Şu üçlü ilmeğime geldim. Bunların birincisini ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Diğer ikisini şöyle içten batarak ikisini birlikte düz örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Sırada yine düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi örüyorum. İpi bana doğru aldım. Şu üçlü ilmeğimin birincisini ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Kalan ikisini birlikte düz örüyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bunların birincisini ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. İkisini birlikte örüp kesiyorum ve bir düz ilmeğimi örüp bir de kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Böylece modelimizi iki kez kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Model hep bu iki sıradan ibaret arkadaşlar. Çok basit, oldukça kolay. Ortaya da çıktı modelimiz. Bakın kamera arkasında da ben böyle büyük bir parçada da örmüştüm. Bunu da göstereyim size. Burada daha da belirgin göreceksiniz. Her açıdan şöyle göstermek istiyorum. Yakından da böyle görmenizi istiyorum. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Böyle çatı pıtı, çok sevimli, güzel bir model. Oldukça da kolay. İki sırada bir kendini tekrarlayan, çok basit, çok güzel bir model. Nerelerde kullanabiliriz bu modeli? Bebek örgülerinizde, çocuk, yetişkin, her yerde kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Kalın ipten, kalın şişten battaniyelerde de kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinde, hırkalarda, süveterlerde, birçok yerde kullanabileceğiniz harika bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.